İyi günler. Olay Televizyonu ekranlarına selam ve saygılar. Ben iç hastalıklar uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu. Kıymetli izleyiciler, programımızda sık karşılaşılan, cevapları merak edilen bazı tıbbi konuları uzman arkadaşlarımızla konuşup sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ancak bugün formatın dışına çıkacağız. Geleneksel beslenme alışkanlıklarını sürdüren insanların hem bedensel hem de ruhsal yönden son derece sağlıklı bir ömür sürdüğünü uzmanlar belirtiyor. Bu ne kadar haklı, bunu bir kez daha sizlere göstereceğiz. Dedelerimizin, büyük annelerimizin selenyum kapsülleri, omega 3 kapsülleri, B vitamini, A vitamini ve D vitamini preparatları aldığını düşünebiliyor musunuz? Bunların nedenleri az sonra ortaya çıkacak. Konuğumuz 86 yıllık sağlıklı bir ömür sürmenin koşullarını bizzat yaşayarak bize anlatacak olan bir uzman. Nasıl beslendi, nasıl hayatın zorluklarıyla mücadele etti, beden sağlığını nasıl korudu? Bunları konuşacağız. Sorularınız olursa telefon numaramız 0224 331 70 75. Bugün konuğumuz Sayın Hüsniye Bir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hüsniye? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben Hüsniye Hanım teyze diyeceğim, Hüsniye teyze diyeceğim. Çünkü kendisini yıllarca tanırım, büyüğüm. Onun için resmi konuşmayacağım sizinle. 41 senelik. Evet. Hüsniye teyze, çocukluk döneminiz 2. Evet. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda geçti. O sıkıntılı yıllarda ve İstanbul'da geçti. Evet. Şu o günleri bize bir anlatır mısınız? Evet tabii. Şimdi gerçekten çok sıkıntılı günlerdi. En büyük şeyimiz ekmek bulamamaktı. Hı hı. Ekmekler karneyle veriliyordu. Herkesin bir karnesi vardı. Çocuklar çeyrek ekmek, büyükler yarım ekmek, babalar bütün ekmek alırdı. Evet. Biz iki kardeş ekmek almaya giderdik bakkala veyahut da fırına, bilmiyorum o zaman herhalde. Gittiğimiz zaman eve gelinceye kadar o yarım ekmeği bitirirdik. Eve bir ekmek bir de çeyrekle gelirdik. Ve o gün annem bize hep nohut haşlardı. Leblebi koyardı. Yani beslenmemiz için bunları yapardı. Ve gerçekten pekmez boldu. Şeker yoktu, un yoktu. Ve böyle, şeker yani günümüzdeki gibi sofralarda böyle, benim bildiğim kadarıyla o dönemlerde misafirliğe gidilirken şeker götürülmüş ama bu kesme şeker gibi yani. Evet tabii şeker, kesme şeker, şeker hediye olarak giderdi. Evet. Çünkü yoktu, bulunmuyordu. Şöyle ki yani bazen pamuklu filan, patiska onlar bile yoktu. Evet. İşte o zamanlarda Nazilli batma fabrikası kurulmuştu. Oradan herkes memurlara verilirdi. İşte 5 metre, 10 metre her neyse. Böyle sıkıntılı bir devirdi. Sonra gerçekten geceleri falan korkuyorduk. Tren sesleri falan öyle uyanırdık. Hadi bombardıman. Bombardıman tabii, evet. Hüsniye teyze, beslenmenizi şöyle biraz daha açabilir miydiniz? Ben hatırlıyorum, daha önce demiştiniz ki sabah mesela okulda sporla başladık, jimnastik dersleriyle başladık. Sonra diğer klasik derslere geçerdik diye. Evet. İlk dersimiz beden eğitimiydi. Tabii. Nasıldı onları? Şimdi biz şanslı çocuklardık diyeyim. Amal Lisesi, şimdiki Amal Lisesi'nin olduğu yer Marif Okulu'ydu o zaman. Çünkü harp vardı, Almanlar kapamışlardı okullarını. Hı hı. Ve ilk dersimiz jimnastik dersiydi. Her gün. Her büyük gün ilk ders. Evet tabii. Her gün jimnastiği yapar. Ondan sonra sınıflara girerdik. Yani böyleydi. Ne kadar? Bir saat mi üstüne? Bir ders. Peki. Zil çalar. Ondan sonra teneffüs olur. Sonra da ders başlardı. Ve gerçekten bizi çok güzel yetiştirdiler o zaman. Müzik dersi için plaklar bulunur, dinlenir filan. Kütüphanemiz vardı. Resim dersleri çok önemliydi. Böyle yetiştik. Okula nasıl gider gelirdiniz? Okula nasıl gelir giderdik? Tramvayla gelir giderdik. Direkt kapıda mı iniyordunuz? Yürüyüş var mıydı? Bir miktar yürür müydünüz? Şimdi şöyle, durağa kadar yürürdük.
ve öyle yanımızda bizi getiren götüren hiç kimse olmazdı. Yani tek başımıza giderdik. Öyle adet değildi çocuklarını götürmek. Herkes getirdi giderdi yani. Tramvaya binerdik, okulda inerdik, grup halinde hep aynı saatte aynı çocuklar. Bu şekilde tramvaylarla gider gelirdik. O zaman 5 kuruştu tramvaylar. Onu da hatırlıyorsun. Evet. Evet. Benim hep merak ettiğim Hüsniye teyze, nazar değmesin çok, cin gibisiniz. Yani yeni şeyleri de hatırlıyorsunuz, eskileri de hatırlıyorsunuz. Evet. Benim bütün merak ettiğim hep bu. Nasıl beslendiniz, ne yaptınız? Bunları daha çok konuşmak istiyorum. Şimdi, ama aktif yaşam çok daha fazlaydı değil mi o zaman? Tabii. Yani çok daha bakın fazla. Yani biz yürüyerek durağa kadar giderdik. Ve yürüyerek Nişantaşı'ndan Maçka'ya kadar yürürdük. Okulumuz yakında. İlkokul Nilüfer Hatun Nişantaşı'ndaydı. Yani orası yakın. Maçka biraz daha uzak oluyor Nişantaşı'na. Biz yani oraları tramvayla gitmezdik, yürüyerek gider gelirdik. Erken çıkardık, yürüyerek gider gelirdik. Ancak lise çağında biz Nişantaşı'ndan tünelde okulumuz. O zaman şeyle giderdik. Bir defa okuldan da Beyoğlu'nda yürüyerek geçmek yasaktı. O zaman öğrencilere böyle bir yasak vardı. Aslında biz çok isterdik Beyoğlu'ndan geçelim, yürüyelim ama okul müsaade etmediği için oradan mecburen tramvayla giderdik. Evet. Ve beslenmemizde dediğim gibi yani o zaman un olmadığı için kurabiye falan çok sık yapılmazdı. Pastanelerde olsa pastalar çok pahalıydı. Çikolata falan yoktu. Yani gerçekten Türkiye çok sıkıntılı günlerden geçti. Evet. Bu şimdi biliyorsunuz her tarafta cipsler olsun, bu mısır şurubu katkılı gıdalar olsun, atıştırmalıklar olsun. Bunlar çok miktarda var ve bunların tabii pek çok uzman vücutta neler yaptığını söylüyor bizlere. Siz atıştırmalık olarak neler alırdınız? Şimdi. Yani o zaman. Ha o zaman biz o zaman leblebi yerdik, üzüm yerdik. En büyük yediğimiz şey leblebi ve üzümdü. Yani o daima tabaklarda durur. Hatta okula giderken cebimizi de koyardık. Annem de kızardı. Derdi ki cebiniz kirleniyor. Yani şey diye üzüm koyuyorsunuz tatlı diyerek de böyle şey yapardık. Günlerimiz böyle leblebiyle üzümle geçerdi yiyerekten. Kola kola çikolata da yoktu öyle mi? Evet. Peki. Hiç şeyi duyar mıydınız? Yani çok kanser vakası falan duyar mıydınız? Hayır. Yok. Asla. Evet. O zaman tüberküloz vardı. Hemen hemen her evde vardı. Yani tabii o zaman gıdalar yoktu. Şimdi herkes tereyağı ve zeytinyağı yerdi. Başka yağ yoktu çünkü. Et, yağlı etler yenirdi. Ama öyle olmasına rağmen o zaman da alamayan insanlar vardı tabii ki her zamanı. Ve hemen hemen her evde tüberküloz vardı. Evet. Türkiye onun üstesinden geldi gerçekten. Evet bayağı geldi. Bir zaman ve o zaman sıtma vardı. Evet. Yani her evde sıtma vardı. Evet. Peki. Şimdi 17-18 defa ilaç atılan meyveler var. Evet. O zaman nispeten daha sağlıklısını yiyordunuz, daha farklıydı. Tabii. Bu meyvelere atılan ilaçlar, insanlara ben hekim olarak söylüyorum. Yani tabii meyveyi kötü demek mümkün değil. İçerisinde lifi var, vitaminleri var. Ama çok da ilaç atılıyor. Mümkün olduğu kadar doğalını bulmak lazım ve mevsiminde olanını kullanmak lazım. O zamanlar böyle şeyi çok merak ediyorum ben. Yani şimdi günün de konusu. Kışın mesela patlıcan olur muydu? Ben şimdi millet domates, biber, patlıcan derdine düşmüş. Ya bu mevsimde yemeyin yani. Gerçekten. Ben daha yani yemiyorum domates, biber falan. Almıyorum yani. Evet. Gerek yok ki. Bu mevsimde ne varsa biz öyle alışmışız çünkü. Yazın yaz sebzeleri, kışın kış sebzeleri. Yazın yaz meyveleri, kışın da
Kış meyveleri yenirdi. Et konusunda sizle konuşmuştuk Hüsniye teyze. Evet, et konusunda siz özellikle bir, vallahi, de yağlısını severim. Evet, evet. Ve ben halen yağlısını yerim. Halen yağlı yerim. Evet, halen. Peki, halen koyun eti yerim. Yani dana eti sevmem. Evet. O çocuklukta onu hiç unutmuyorum dediğim gibi. Yani bazen insanlar korkuyor tabii ya bu yağlı et yemekten. Ama etle beraber şekerli gıdaların alınması glikasyon dediğimiz bir olaya sebep oluyor. Evet. Şimdi insanlar vücudumuzda da o sistemler var. Eti sindirecek sistemler var. Tabii. Dişlerimizden itibaren öğütücü, kesici, parçalayıcı dişlerimiz var. Midemize geliyor bakıyorsunuz orada ona uygun bir asit var. Yapı olarak da buna uygunuz biz. Tabii. Ama etin işlenmiş hali tehlikeli. Etin şekerle beraber tüketilmesi tehlikeli. Bunlar vücutta bir takım oksidasyona yani bir takım kimyasal tabii işlere sebep olup damar sertliğine neden oluyor. Ve bu konuda da hep uzmanlar da uyarıyor. Evet. Ben de iç hastalıkları uzman olarak sürekli tabii uyarıyorum. Ama eti nasıl alırdınız? Yani bir kasap mı vardı? Toptan mı alırdınız? Nasıl saklardınız? Kavurma kültürü var mıydı? Böyle biraz tabii, anlatabilir misiniz? Kasaptan alınırdı. Fakat o zaman öyle yarım kilo, bir kilo falan alınmazdı. Hı. Bir kol gelirdi. Onlar halledilirdi. Sonra buzdolabı yoktu. Ama evlerde apartmanların bahçeleri vardı. Bütün apartmanların arkada bahçeleri vardır. Ve hemen hemen her bahçede bir kuyu vardı İstanbul'da. Evet. Yani biz öyle büyüdük bakın. O kuyuların içinde apartman sahibi, zaten apartmanlarda 3 katlı, 4 katlı, en fazla 5 kat. Herkesin bir ipi vardı, sepeti vardı. İçini oraya koyardı. Çok ilginç. Evet. Ve böyle sebzeleri konurdu. Kavun, karpuz falan konurdu. Böyle herkesin şeyleri belli olurdu. Yani bilmiyorum, bazen o günleri özlüyorum yani. Gerçekten özlüyorum. Zaten meyvelerde, sebzelerde o tadı bulamıyorum. O ette o tadı bulamıyorum. Doğru. Et yediğim şeyler atla bulamıyorum. Peki, o zaman hiç unutmuyorum. Biz şeyi söylemiştiniz. Bize saygılı olmayı çok öğretmişlerdi. Evet. Saygılı. Evet. Ne derlerdi mesela Hüsniye teyze? Büyükleriniz ne derdi size insanlık konusunda? Biz bir defa İstanbul'dan öyle herkese abi, abla falan diye hitap edemezdik yani. Olmazdı, mümkün değildi. Ve ceketlerimiz ilikler ve büyüklerimizin karşısında öyle dururduk. Annem her sabah derdi ki tramvayda yaşlılara yer verin ve inerken binerken yardım edin derdi. Çocuklara yardım edin derdi. Yerlere kağıt atmayın derdi, tükürmeyin derdi. Çöplerinizi ama çantanıza koyun veyahut da cebinize koyun derdi. Bu her gün bize söylenen bir sözdü. Ve böyle yetiştik. Ben hala yani benden ki çok yaşlıyım. Daha yaşlıyı gördüğüm zaman işimden yardım etmek geliyor. Çocuklu bir hanım gördüğüm zaman çocuğunu tutmak istiyorum. Yani böyle yetiştirildik. Ama herkes böyleydi. Herkes birbirine yardım ederdi. Ve bir selamlaşma vardı. Herkes birbirine selam verir. Ve güler yüzle konuşulur. Yani selam vermek Allah'ındır derler değil mi? Tabii, niye şimdiki tabii insanlar selam vermek istemiyorlar anlamıyorum yani. Başlarını çevirip biliyorlar. Asansöre biniyoruz. Aynı binada oturuyoruz. Vallahi tanımıyorum bazılarını yani. Şimdi eskiden olsa böyle olmazdı ki. Merhaba evladım, nerede oturuyorsunuz? Yani bu böyle konuşulurdu. Yani insanlar sevgi doluydu. Bakın şunu söylemek isterim. Gerçi yokluk vardı, sıkıntı vardı ama sevgi vardı. Çok doğru. Sonsuz bir sevgi. İnsanlar birbirlerini çok seviyorlardı. Ve saygı vardı. Yani asla ben otobüste veya tramvayda oturduğumu hiç bilmem yani. Nasıl olsa biri gelecek, kalkacağım diyerekten oturmazdık. Ben o günle yani yine söylüyorum, çok özlüyorum. Allah rahmet etsin Hüsniye teyze. Ben altı parmak ilkokulunda okudum. Evet. Mekanı cennet olsun. Vecihe Alpsoy'du öğretmenimiz. Aynı şeyleri bize de söylüyorlar evet gerçekten. Biz de öyle. Yani o zaman
Çok eski tip otobüsler vardı. Evet. Altı parmakta oturuyorduk. Heykele çıkacağımız zaman koltuklar boş olsa bile yok. Bize oturma dediler. Yani öyle öyle bir hamile birisi, yaşlı birisi kesinlikle yer verirdik. Evet. Yerli malı, yurdu malı. Sormayın. Onları... Yerli malı haftamız vardı. Herkes işte fındık, fıstık, kestane, elma, portakal. Muz pek yoktu o zaman. Yani bunlar bulunur, şey yapılır, masaların üzerine konur filan. Yerli malı haftası yapılırdı. Çok ilginç. Yani insanlar şu an bir bolluk içerisinde ama o zamanlar daha mutluydular. Şimdi evet, insanlar şimdi şükürsüz, şükretmesine herhalde bilmiyorlar. Ve her şeyden çabuk etkileniyorlar. Ben mutsuz görüyorum insanları. Mutlu olmak insanın elinde. Yani her şeyi hoş görmek lazım. Hoş gördüğünüz zaman zaten mutlu oluyorsunuz. Çok kusur güzel. Aramamak lazım. Hele dostlarınızda kusur aradığınız zaman dost bulamazsınız. Kesinlikle. Yani böyle çok bu şeyle büyütüldüğümüz için ben bunları herkesin duymasını istiyorum. Gerçekten. İnsanlar birbirine sevgi ve saygı göstersinler, sevsinler. Ben işte 85-86 yaşına giriyorum. Ve benim için hayat hala kısa geldi yani. Daha yapmak istediğim şeyler yapamadım. İnşallah. Allah uzun ömür versin. Yani yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Ama mutlu yaşamak lazım. Şimdi sofralardan tarhana kalktı. Evet. Ben öyle gençler geldi ki bana, Sünay teyze, emir olun, kuru fasulye bilmiyor. Çok garip değil mi? Bilmiyorlar. Evet, kuru fasulye bilmiyor, görmemiş. Yani ne yiyorlar bunlar varsa acaba? Varsa yoksa biraz hazıra yöneldik. Ha, i̇şte evet, onlar bir telefonla evet. Hemen önümüze kadar geliyor bazı şeyler. Evet. O yemek kültürü, turşu kültürü, salça kültürü bunların hemen hemen hepsi kalktı. Kalktı. Evet. Ama probiyotik alamaz oldu insanlar. 13, 15, 18 yaşında gençlerde B12 eksikliği var, omega 3 eksikliği var. Bunların hepsi bizim beynimizin çalışması için son derece önemli. Ve Dr. Weston Price diye 1939'da ölmüş, 30 yılını dünyanın çeşitli topluluklarını inceleyerek geçirmiş bir bilim insanı var. Evet. 30 yıl dile kolay. Evet. Bırakmış görevini. Evet. Dolaşmış, Alaska'daki yerleri dolaşmış, evet. Alp dağlarına gitmiş, işte Kafkasya'daki insanları araştırmış vesaire. Evet. Afrika'yı, evet. Avustralya'daki aborjinleri. Evet. Adam diyor ki o zaman, eğer insanlar geleneksel beslenme düzenini terk ederse, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak çöküyorlar. Evet, haklısınız. 30 yıl ve bunları işte görüntüyle, dişçilik de varmış bu hekimde, tıp hekimi. Evet. Diş yapısıyla vesaire kanıtlayarak çok büyük bir arşiv oluşturmuş bu. Ve bu kendini gerçekten belli ediyor. İşte bizim bu geleneksel beslenme tarzımızdan uzaklaştıkça... Uzaklaştık, maalesef uzaklaştık. Şeyi var, bir formu var. Evet. Yani laboratuvarda biraz daha zor, meşakkatli bir iştir omega 3'ü bakmak. İki formu var bunun. Evet. Ama bunun uluslararası bir takım kriterler olan formu var. Hastalara sorduğunuzda zaten anlıyorsunuz omega 3 eksikliği var mı yok mu diye. Emin olun inanılmaz derecede eksikliği değil var mi? Bunun. Evet. Yazık. Bunlar çok çok acı şeyler ve gençlerimiz bunların acılarını ileride çok daha fazla çekecekler. Evet, hakikaten çok genç yaşta kanser var, başka hastalıklar var. Ben gerçekten üzülüyorum. İşte bizim zamanımızda bir tüberküloz vardı bildiğimiz, kanser falan bilmiyorduk yani o zaman. Bir de sıtma tutardı insanları ama o da çok kısa zamanda halledildi yani. Kininlerle, atebirinle falan halledildi. Gerçekten çocuklar dışarıda beslenmesinler yani bence. Anneler evde bir şeyler hazırlayıp versinler. Bizim annelerimiz öyle yapardı. Kuru köfte yaparlar, ekmeğin arasını koyarlardı, okulda yerdik. Ama hepimiz de paylaşırdık birbirimize, açılırdı tabaklarımız. Sen ne getirdin bugün, sen ne getirdin bugün? 3-5 arkadaş beraber yerdik yani öğlen yemeklerimizde. Şey bilmiyordum ben onu, çok da hoşuma gitti o kuyu hikayesini, buzdolabı yok, bayıldım onu. Şimdi bir davranış bilimleri profesörü var, ben sık sık yazılarını okuyorum İngiltere'de, bir devlet üniversitesinde. Evet. Yani
merak edenler, Julia Beckwright. Evet. Mükemmel bir bilim insanı. Çok da güzel yazıları var. Evet. Giderek bu özellikle bazı kızartma yağlarının beyin dokusunda çocuklarda, gençlerde neler yaptığına ait çok güzel çalışmaları var. Bizler de o patates kızartmalarının karşısında kuyrukta bekliyoruz. O güzelin tereyağları dururken, kaliteli zeytinyağları dururken. Tavuk nasıldı Hüsniye teyze? Şimdi zaman da böyle... tabii bakın o zaman tavuk misafir yemeğiydi. Yani misafir geleceği zaman tavuk pişerdi, fırına konurdu, yanına patatesler. Ne kadar sürerdi pişmesi? Sabahleyin koyardık, akşama kadar. Ben inanır mısın Meteciğim, ben tavuk yemiyorum. Yani yiyemiyorum. Neden? Yani 20 dakikada tavuk pişer mi? Pişiyor. Yani 20 dakikada tavuk ve ben tavuk kokusu alamıyorum orada. Haklısın, evet. Tavuk piştiği zaman ev mis gibi tavuk kokar. Ona hele fırınlandığı zaman kıpkırmızı üzeri böyle. Yani nerede bu tavuklar, ne oldu bunları bilmiyorum yani. Şaşırıyorum, 20 dakikada tavuk pişiyor. Evet. Onun için yiyemiyorum. Evet. Fark ediyor zaten yani bugün köylerde tanıdıklarımız, eşimiz, tabii, dostumuz var. Kesilecek vaziyette 5-6 ayda geliyor bunlar. Hatta tavuğun tabii, yumurtlama zamanı da 6 ay kadar geçtikten sonra oluyor. ama sanayide bu biraz daha farklı yetiştiriliyor. O çok çok ayrı bir konu ama. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi tereyağı yiyoruz. Bazen diyorlar ki tereyağı zararlı diyorlar. Bazen bazı hekimler yiyebilirsiniz diyorlar. Yumurta ise biliyorsun bir ara yemeğin yemeğindendi. Evet. Şimdi yiyin diyorlar. Ben geçen gün gazetede okudum. Amerika'da yumurta yemek zararlıdır diyor bir gazete. Ben bunu anlayamıyorum yani. Zararlı mı, faydalı mı? Tereyağı, ben tereyağın zararlı olduğunu zannetmiyorum. Kendi vücudumdan biliyorum. İspatı, çünkü ben doğduğumdan beri tereyağı yiyorum ve zeytinyağı yiyorum. Tabii bunu konuşurken saf, doğallığına yakın tereyağından bahsetmek lazım. Evet, tabii. O konuda çok çalışmalar okudum. Evet. Hatta geçenlerde olay haberinde misafiriydim bu konuda. Son derlemelerle alakalı konuştum. Burada bir de anlatalım onları. Evet. Şimdi tereyağı gerçekten son derece besleyici, içindeki yağ asitlerini direkt kalbimize gönderen mükemmel bir yağ. Ya. Tabii doğalından bahsediyorum. Evet. Kalbimiz bizim şekeri yakmıyor. Yani düşünün, annenizin karnında daha birkaç haftalıkken çalışmaya başlayan o küçük kas, ölene kadar sürekli çalışan, bir günde 120 bin defa atan kas, sadece ve sadece kaliteli yağ asitlerini kullanıyor. Evet. Benzin o, yakıt o. Evet. Ve bunu tereyağında bulabiliyorsunuz. Evet. Tereyağında özellikle butirik asit diye bir asit var, direkt oraya gidiyor. Buradaki yağ asitlerini yakıyorsa o zaman zaten tereyağının sizi yağlayacak bir şey kalmıyor ki. Kalmıyor değil mi? Ama içerisinde... O zaman daha rahat yiyeyim. Tabii, kesinlikle. Ben her ortamda söylüyorum. Evet. Annemi babamı tanıyorsunuz. Evet tabii, onlar da hep tereyağı onlara, yerler. Evet, son derece sağlıklı. Ama onlar güzel yağ bulabiliyorlar. Biz pek o kadar bulamıyoruz. Yok. Bursa'mızda da gerçekten bu işi hakkıyla yapan çok köklü esnafları var Bursa'nın. Yapılabiliyor. Sonra hala biliyorsunuz Yenişehir olsun, Orhaneli, Keles tarafı olsun... Buralarda bu işi hakkıyla yapan insanlar var. Hem destek de olmak lazım o insanlara. Tabii. Evet. Ama tereyağından, kaliteli tereyağından korkmamak lazım. Yumurta konusunda da o şey bitti artık. O anlayış bitti. Ben hiç unutmuyorum. Bir gün böyle biraz bilgisini arttırma amacıyla bir arkadaşımın yeni diyetisyen olmuş bir kızcağız gelmişti. Çok ilginç. Aynı söylediğini aktarıyorum ben. Birinci sene bize yumurtayı vermeyin gelenlere demişlerdi. Son sene herhalde 5 sene bir eğitimden geçiyorlar. Evet. Son sene günde 1-2 tane yedirebilirsiniz demişti. Yani bu bizim mesleğimizde de öyle. Hiç yumurta asla yemeyin diyen hekimler vardı. Yani hatta öyle derdi. Hatta Time dergisinde şöyle korkunç bir yüz, 2 tane sağında yumurtada göz şekli koymuşlar. Gerçekten ürperticiydi ama yumurtada iyot alıyorsunuz. Evet. Çok kaliteli amino asitleri alıyorsunuz. Tabii. Bugün karaciğer yağlanmasında kullanılan kolin diye bir madde var. Evet. Yumurtanın içinde bol. Yani siz yağlar dediniz veya kolesterolünüzü arttırarak şunu yapar dediniz maddeyi yumurta bol bulunduruyor zaten. Ya.
Ve çok ilginç Hüsniye teyze, yumurtadan gelen maddelerin hiçbir tanesini vücut ziyan etmiyor. Hiç. Tırnağınıza gönderiyor, saçınıza gönderiyor. Ya, vallahi, 3 ayda bir 4-5 litre kan yapıyoruz. Ama orada da bir şey var. Yani tavuk doğallığına yakın olarak bir takım maddeler alıp öyle bir yumurta yapacak. Lazım, yani tabii. İşin onu temeli, köyden alıyoruz, getiriyorlar. Tabii ki inanıyorum. Şu an aslında çok güzel bir sınıflama getirildi. Evet. Sağ olsunlar, o konuda gerçekten bir titiz şey var. Mesela yumurtaların üzerinde tam organik midir, işte günlük müdür, böyle bir şeyler var. İnsanlar onun için daha güvenli olarak bunu tüketebiliyor. Tereyağı konusunda baya kullandım diyorsunuz değil mi? Yani doğduğumdan beri diyebilirim. Yani daima sabahleyin ekmek üzerine tereyağı süreriz. Ondan sonra pekmezi koyulaştırırlar, ağda haline getirirler. Hı hı. Ve o koyu bir madde, bal gibidir, üzerine sürülür. Biz öyle büyüdük, yani öyle yerdik pekmez. Turşu kültürü var mıydı? Vardı tabii. Turşu da kurardınız. Evet, tabii. O şey, tarhana. Olmaz olur mu? Her akşam, yani akşamları, hele kış akşamları mis gibi tarhana, sarımsaklı tarhana yapılır tabii. Yani öyle büyüdük. Tarhanayla büyüdük, bulgurla büyüdük, fasulye, nohut, mercimek, yani kışın başka bir şey yenmezdi ki. Bunlar yenirdi. Şimdi hep onları söylüyorum aslında, biliyor musun? Evet, ben dedim ya, yani böyle patlayacağım, ben ya yenmesin, yazın, kışın ne gereği var yani. Haklısınız. Peki, çiğ sebze tüketir miydiniz çiğ olarak? Evet. Nelerdi mesela? İşte kış şeylerini tüketirdik. Mesela en çok annem karnabahar severdi. Lahanın her türlü yemeğini yapardı. Maydanoz falan olur muydu? Maydanoz Maydanoz muhakkak yerdik. Sarımsak, maydanoz, nane, dereotu. İstanbul'da zaten İstanbullular bunları çok kullanırlar. Evet. Yani İstanbul yerlileri çok kullanırlar. Burada bir kısa ara verelim. Evet. Biraz sonra yine konuşmamıza devam edelim. Tabii. Tekrar bu çiğ sebzelerle ilgili konuşalım. Şimdi çiğ sebzeleri ne kadar fazla alırsanız kalın bağırsak kanserlerinden o kadar kurtuluyorsunuz. Evet. Şeker hastalığıyla mücadele etmede başarılı olursunuz. Evet. Lif oranı yüksek olduğu için kalp damar hastalıklarından koruyucu özelliği de çok. Evet. Ben Anadolu'da çok çalıştım Hüsniye teyze, hep şahit oldum. Evet. Yani yemeklerinin yanında mutlaka bir yeşillik olurdu, turşu olurdu. Evet. Lif içeriği yüksek gıdalar olurdu gerçekten. Sindirim açısından da son derece faydalı. Bu arada arada bir telefon gelmiş. Hı. Tereyağıyla alakalı olarak birkaç şey daha sordular. Ben onları da ekleyeyim. Hı. Ondan sonra sohbetimize yine devam edelim. Tabii. Tereyağı her zaman faydalı diye söylüyoruz doğallığına yakın bir doğal olan bir tereyağı. Şimdi aktivatör X diye bir madde var içerisinde. Hı. Bu madde bağırsaklarımızdan bizim bir takım diş yapısının, diş etinin sağlığını sürdürmek için gerekli olan maddelerin emilmesini kolaylaştırıyor. Onun için gerçekten de şahit oldum. Siz de mutlaka eskiden beri tüketen birisi olarak gözlemlemişsinizdir. Evet. Mesela ben Doğu Anadolu'da çalışırken özellikle Tunceli tarafında, Bingöl tarafında tereyağı tüketiminin fazla olduğu yerlerde çok yaşlı teyzelerle oturdum, sohbet ettim. Hala ana dişleri vardı ağızlarında. Evet. O kadar net, o kadar pırıl pırıl saçları vardı. Gerçekten bunu hem okumak başka hem gözlemlemek başka. Evet. Tereyağı o konuda da son derece diş eti, saç bakımı, saç sağlığı için de çok faydalı. Tabii. Bir de doğada başka hiçbir maddede olmayan vazın faktörü denilen bir faktör var içerisinde. Bu faktör o kadar ilginç ki sizin hem eklem içerisindeki kireçlenmeleri adeta temizliyor. Ya. Bakın damar sertliği yaptığını söylediğimiz. Evet, söylüyor. Damarları tıkadı, tıkıyor diye dediğimiz yağ damarın içini temizliyor. Hayret yani. Evet, aynen öyle. Evet. K2 vitamini var içerisinde. Bugün dünyanın parasına satılıyor mesela kapsülleri. Tabii. Faydalı mı? Faydalı. Faydalı. Ama tereyağında var.
Bugün hep biliyoruz ki biz kalsiyumu aldığımız zaman, D vitamini aldığımız zaman kemik erimesi olmaz. Ama o D vitamininin kalsiyumu gidip kemiğe oturtması için de bakıyorsunuz K2 vitaminine ihtiyaç var. Bunlar da son bilgiler. Tereyağında yine var. Onun için son derece faydalı. Selenyum, A vitamini görme için lazım. E vitamini, iyot bize tuzlardan alırız diye biliyoruz iyotu. Ama şeyden de alıyoruz, tereyağından da alıyoruz. Bakır, CLA diye bir madde var üstünde teyze. Bugün inanılmaz derecede kanserlere karşı etkili madde. Çok ciddi bir antioksidan. Hani omega 3 dediğimiz zaman da sadece balıktan alıyoruz diye biliyoruz onu ama etlerden, tereyağında da biz omega 3 alıyoruz. Onun için kaliteli tereyağının her zaman arkasındayız. Keşke gençlerimiz tüketse. Bulalım yani. En canlı örneği benim karşımda oturuyor. Allah uzun ömür versin. Çocukluktan beri tereyağını yiyorum diyorsunuz. Ne kadar ama bir defa yemedik yani. Kısa bir süre. Bakın o da şöyle oldu. Teneke kutuları içinde margarin yağlar satılıyordu. Yeni çıkmıştı. O zaman herkes böyle ay çok güzel teneke kutu içinde hazır alınıyor filan. Eşim doğum günümdü. Düşünmüş. Baktım bir çiçek bir de bir teneke o bahsettiğim yağdan almış gelmiş. Önce bir sevindim yani değişik geldi bana. Şöyle bir kokusu filan bir tuhaf geldi. Neyse biz bunu kullandık ve o teneke bitti, kutu bitti. Asla bir daha çünkü midemiz bozuldu o kadar. Yani böyle bir şeyimiz var. Deneyim var. Ne yaptınız siz nefesini? Nereye kullandınız? Börek börek yaptınız. Eşimin doğum günü hediyesi olarak bana o yağdan geldi teneke yağı. Hiç unutamıyorum. Şimdi siz yine bana bir ara şeyi anlatmıştınız. Evet. Cilt sağlığı için pahalı kremler değil de ben başka bir şey. Bir kayısı kalmış aklımda. Doğru muydu sizin? Doğru. Kayısı başka? Valla dedin ya. Ondan sonra şimdi muz şeylerini sürüyorum. Kabuklarını. Salatalık kabukları. Yani gerçekten ben pahalı krem almam. Yani çöpe attığımız şeyleri. Hatta limonları dahi ellerimi şey yaparım. Sürerim. Yani biz zarar etmeyiz yani. Hatta patlıcan kabuklarını bile şöyle bir koyarız. Soyduğumuz patlıcan kabuklarını. İşimiz bitinceye kadar o yüzümüzde kalır bizim. Yani bu yaşta fena da değil cildim yani. Yok yok maşallah son derece güzel. Son derece güzel. Bu televizyon izlemeyle kitap okumayı da bir konuşalım istiyoruz. Konuşalım. Ben çok iyi kitap gerçekten okuduğunuzu biliyorum çok fazla. Ne dostluk kaldı ne ahbaplık kaldı. Gidiyorsunuz her yerde hemen televizyon açılıyor. Ben de dahil. Sonra orada gördüğümüz dizilerdeki yaşantıları özenmeye başladık. Ve hatta kötü şeylere üzülüyoruz. Yani bu biraz bir şey olmalı yani insanlar vazgeçmeli ve hatta başka bir şeyler yapmak lazım. Sonra insanlar kitap okumuyorlar. Yani ben bu yaşımda hala kitap okurum. Yani başucumda devamlı bir kitap vardır. Bugün sabahleyin Türkler nasıl Müslüman oldu diye bir kitap okuyorum. Yani başucu kitabı. İnsanlar biraz kitap okusunlar gerçekten. Yani televizyonda vakit geçireceklerine biraz kitap okusunlar. Maalesef o konuda eksiğiniz çok. Okumak şart. Bazen... Yani televizyon tamam bir dizi olur seyredersin. Ama bütün gün sabahtan akşama kadar televizyon başında veyahut akşam geliyorsun yemek yerken seyrediyorsun. Ondan sonra herkesin elinde bir cep telefonu. Yani insanlar kendilerine bakmıyorlar, dikkat etmiyorlar. O eski dönemle karşılaştırdığınızda çok ciddi farklar var. Ben o ilk söylediğinizi hiç unutmuyorum. Selam verme olayını. Komşuları bilme etme olayını. Şimdi selam vermemek için asansörde başını yere eğiyorsunuz. Aslında ne olacak? Bir günaydın, bir merhaba. İnsanın sonuçta biz... Küçücük çocuklardık. Gayrimüslimler komşularımızla Nişantaşı'nda çok yaşarlardı o zamanlar. Yani o beyler şapkalarını çıkarırlar. Merhaba. Bonjour matmazel, bonsoir matmazel diyerekten bize selam verirlerdi.
Yani siz hatta ne sevgi ne saygı değil mi? Oruç tutarken biz o gayrimüslimler de bizim hiç yanımızda yemezdi diyordunuz değil mi? Evet, hatırlıyorum evet. Ben. Tabii. Yani bayramlarda birbirimize böyle hediyeler gider gelir. Annem muhakkak kurban etinden gönderir. Anlatır nasıl olduğunu, ne olduğunu bayramların falan. Yani dini bilgilerimiz de verdiler bize. Yani biz hala Allah kabul etsin namazımızı kılarım. Maşallah. Yani Kur'an'ımı okurum. Hala evet. Bravo. Evet. İnsanın tabii maneviyat çok evet, farklı bir şey istiyor. Evet, maneviyat olmaz tabii. Mutlu olması için. Tabii. Peki. Şimdi bir de bildiğim kadarıyla biliyorum. Siz evet. Hayır kuruluşlarına da çok görev aldınız. Evet. Çok fakir fukaranın duasını aldınız. Evet. Bu da evet. Sizi mutlu ediyor değil mi? Çok mutlu oluyorum. Yani çok genç yaşımdan beri, çünkü rahmetli annem öyleydi. Daima insanlara yardım ederdi, yoksullara yardım ederdi. Herhalde ondan da alıştığımız için, evet seviyorum, insanlara yardım etmeyi seviyorum ve insanları çok seviyorum. Benim için insan deyince sevmek lazım yani, Rabbimin yarattığı varlıklar. Evet. Şimdi hayır kurumlarında evet çalıştım, çok genç yaşta başladım. İşte yardımseverlerde, çocuk esirgemede, çocuk yetiştirme yurtlarında, Samsun'da, binalar kurulurken yardımda bulundum. Samsun çocuk yetiştirme yurdunun arsası alınırken. Sonra burada Hasbak Derneği'nde çalışıyorum. Buradan arkadaşlarıma çok selamlar, sevgiler. Hepsi çok güzel çalışıyorlar özleriyle. Sonra veteriyen arkadaşlarım çok güzel çalışıyorlar. Onlara da sevgiler, saygılar. Şükran Hanım ve Türkan Hanım'a isimlerini almadan edemeyeceğim. Türkan Hanım'a ben de buradan sevgiler gönderiyorum. Değil mi? Evet, gerçekten. Evet. Başkanımız Hasbak'ın başkanı Engin Hanım Efendi'ye, buradaki başkanımız Fatma Hanım'a, Suna Hanım'a çok sevgiler. Selamlar. Ve gerçekten hepsi iş sahibi insanlar. Fakat öyle fırsat yaratıyorlar ki, o toplantıları yapıyorlar, yemekler düzenliyorlar, kermesler yapılıyor. Ve biz hep iyi çocuk okutuyoruz, tıp öğrencisi okutuyoruz. Yani hemen hemen bütün kuruluşlar çok güzel çalışıyor Bursa'da. Yani. Seviyorum, yardım etmeyi seviyorum. Ben biliyorsunuz uzun dönem Bursa Devlet Hastanesi'nde Muradiye'de evet. Başhekimlik yaptım. Evet. O dönemde şahidim yapılanlara. Evet. Binlerce teşekkür ediyorum o güzel hizmetler için. Evet. Size de ayrıca o konuda gerçekten evet. Teşekkür ediyorum. Yapınızı bildiğim için evet. Ne kadar böyle hayır işlerinden evet, zevk gerçekten. Aldığınızı, arkadaşlarım, koşturduğunuzu. Evet, seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Herkes okusun. O imkanı yaratmak lazım. Evet. Yardım etmek lazım. Hüsniye teyze şeyi merak ediyor insanlar. Yani şimdi karşılıklı canlı yayında oturuyoruz, konuşuyoruz. Evet. Hazırlık da yapmadık biliyorsunuz. Hayır, hayır. Ben şimdi sadece, aklıma ne gelirse anlatıyorum şimdi, zaten. Şu hayır. Merak ediliyordur. Evet. Sigara içiyor mu? Hayır. İçmediniz. Hayatımda hiç içmedim. O mutlaka. Ne olur içmesinler. Evet. Bakın gerçekten içmesinler. Şöyle söyleyeyim. Benim kardeşlerim daha doğrusu, kız kardeşim mimardır kendisi. Çizim yaparken çok sigara içerdi. O her ne kadar içmiyorum dese de şöyle de bir şeysi vardı. Şimdi içmiyor değil mi? Bypass oldu ve arkadan KOAH hastası oldu. Hı-hı. Şimdi nefes alamıyor. Tabii ki sigaradan oldu bunlar. Yani evet. Şimdi asla içmiyor ama... Evet, keşke içmeseydi. Böyle hasta da olamazdı. Yani abla kardeş, hanginiz abla kardeşsiniz diyorlar. Yani o hale geliyor. Sigara lütfen hiç kimse içmesin. Yani zararlı, çok zararlı. Ben evet. Hiç içmedim. Evet. Bir de bir kaza geçirdiniz siz. O zamana evet, kadar bildiğim evet. Kadarıyla gayet iyi sporunuzu yapıyordunuz. Evet, tabii, yapıyordunuz. Tabii. Gayet tabii. Yürüyüşümü yapıyordum. Yazlığa gittiğimiz zaman eşimle
Ben 5 kilometre, 6 kilometre yürürdüm. O 10-12 kilometreye kadar her sabah yürüyüşümüzü yapardık. Fakat ben bir kaza geçirdim. Tıp fakültesinden geliyordum. Bir hastam vardı. Refakatçiydim. Sabahleyin kalktım, eve döneceğim. Bir yürümüş Nisan günü. Hiç unutamıyorum. Nasıl unuturum? Hayatımın şeysi, dönüm noktası. Otobüsten ineceğim. Hı hı. Durakta durdu. Bir ayağımı yere attı. Diğerini atarken otobüs kapısı kapanmaya başladı. Ve kapanırken gayri ihtiyar kendimi yere attım. Çünkü ya arada sıkışıp kalacağım. Evet. Evet. Ve ben 22 senedir baston kullanıyorum ve böyle yarım insan oldum. Bir şey taşıyamıyorum, iyilemiyorum. Lütfen şoför kardeşlerimden rica ediyorum. Dikkat etsinler, acele etmesinler, yolcular insin. O aynadan görsünler, ondan sonra hareket etsinler. Bakın benim hayatım yarım oldu yani. Yoksa fiziki olarak tabii ki baston kullanıyorum ama çok şükür aklım yerinde, aklım fikrim ve evet. Sağlığım da yerinde sayılır bu yaşta. Bu da karşılıklı evet, sevgiden. Ama o baston da kullanmasaydım ne kadar güzel olacaktı. Yok, gene iyi. Evet, işte. Lütfen gene şoför iyi. Kardeşlerim dikkat edin. Yolcularınız indikten sonra hareket edin. Evet. Sohbet için çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler verdiniz. Sonuçta geleneksel beslenme tarzına uygun beslenen insanlar bunu uzun ve sağlıklı bir ömür sürerek evet. mükafatını alıyorlar. Evet. Bizi izlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılar. Ben de çok teşekkür ederim. Bu imkanı verdiğiniz için gerek televizyon kanalına gerek sevgili Metem'e çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Hayatına başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Herkese selam ve sevgiler. Sağ olun.